Baş hazretleri. Prensesi korumak senin vazifen değil miydi? Benim bir kabahatim yok paşam. Attan düşmüş. Prenses çok iyi at biner, düşmesi mümkün değil. Belki de biri ona tuzak kurmuştur Nigar Kafa. Hürrem Sultan diyorsanız benim bir bildiğim yok. O yapmış olsaydı bilirdim. Seni korumuş ha Hürrem Sultan. Gitmeni engellemiş. Bunun karşılığında ne yapacaksın onun için? Prensesten kurtulmak için yardım istemişti benden. Ama asla yapmam paşam. Size ve hünkârımıza ihanet etmem, bilirsiniz. Yapacaksın Nigar Kafa. Yardım edeceksin. Paşam. Prenses aniden zehirlenip ölse bu kimin üstüne kalır? Onun yegane düşmanı kim? Hürrem Sultan. Bu oyuna gelmez. Olmaz paşam. Zehirlemez. Üstüne kalacağını bilir. Hürrem Sultan'ın öyle çalışan bir aklı var ki. Öyle mi? Her şeyin bir yolu vardır Nigar Kafa. Ece ne demişti? Akıl, akıldan üstündür. Paşa Hazretleri. Konuştun mu Hürrem Sultan'la? Konuştum paşam. Bana inandı. Ne dediysem aynen yapacak. Güzel. Yarın sana bir zehir getireceğim. Onu iyi muhafaza edeceksin. Bundan sonra iş sana düşer. Eğer bir hata yaparsan, yanarsın Nigar Kafa. Anladın mı? Bana güvenebilirsiniz paşam. Sizi asla mahcup etmem. Elbette. Elbette. Hayırdır paşam? Nereden aklınıza geldi matrak oynamak? Paşa Hazretleri, şerbetinizi getirdim. Dikkatli ol. Çok kuvvetli bir zehirdir. Gece bitecek bu iş. Toprağa sıkı bas matrakçı. Ayağını yerden keseceğim senin. Hayırlı sabahlar hünkârım. Ne hayırı Pargalı? Olanları duymadın herhalde. Isabella yok. Daha doğrusu yok edildi. Prenses öldürülmüş mü? Onu sen söyleyeceksin Pargalı. Hünkârım... Öldü mü kaldı mı öğren. Kendi ayaklarıyla gitmediği malum. Belli ki kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Onu bul Pargalı. Bul ve getir bana. Prenses Isabella'yı korumanız için
bilhassa uyarmıştım sizleri. Benim kelamımın bir kıymeti yok mu? Olanlara bakılırsa yokmuş. Estağfurullah paşam. Sizin ağzınızdan çıkan her şey bizim için emirdir. Lakin paşam, vallahi de tillahi de şaştım. Ne olmuşsa olmuş, kaşla göz arası sırra kadem basmış. Mutlaka bir gören, bir duyan olmuştur. Kim var, kim yoksa sorguya çekildi. Kimse bir şey bilmiyor. Lakin paşam, belli ki birileri yardım etti. Büyük ada, bunun affı mümkün değil. Kimin parmağı varsa bu işin içinde, bizzati ellerimle vereceğim cezasını. Bir şey öğrenirseniz bana haber verin. Şimdi yıkılın karşımdan. Gel Kalfa, benimle gel. Ne yaptın sen? Vallahi billahi söylediğinizi aynen yaptım paşam. Zehiri koydum yemeğine. Sonra da bizzat kendi ellerimle götürdüm. Nasıl kayboldu peki? Göğe yükselmedi ya. Ben uykudayken Hürrem Sultan geldi. Meğer gidip bakmış. İkisini de zehirlenmiş görünce üstüme yürüdü. Bana oyun ettiniz diye esip gürledi. Ben inkar ettim elbette. Lakin bana inanmadı, çıktı gitti. Üstüne kalmasın diye ortadan kaldırdı hemen. Bir çuval inciri berbat ettin. Paşam. Yıkıl karşımdan! Hünkârım, haremdeki herkes sorgudan geçirildi lakin maalesef bir malumatı olan yok şimdilik. Gritti'nin mekanlarında ve limana da baskın yapıldı. Belki maalesef. Hiçbir iz yok. Öyle mi? Affınıza sığınarak söylemeliyim ki prensesi daha evvelden kaçırmaya teşebbüs edenler bu sefer muvaffak oldular hünkârım. Kim verecek bunun hesabını? Haremi korumak ve yönetmekle yükümlü olan validem mi? Yoksa canımı ve ailemi emanet ettiğim sen mi? Hünkârım. Belli ki bir boşluk var İbrahim. Malum. İktidar boşluk kaldırmaz. Hünkârım, Valide Sultanımız geliyorlar. Çekilebilirsin. Validem. Buyursunlar. İbrahim Paşa. Sultanım. Prenses kuş olup uçmuş. Şimdi karşıma kimi çıkartacaksınız çok merak ediyorum.
Devlet-i Aliye'nin tüm düşmanları vakti geldiğinde cezalarını çekecektir. Kafir Şalke'nin arzusu Osmanlı'nın yüzünü doğuya çevirmektir. Ki Kızıl Elma'dan uzaklaşalım, doğunun tozunda çölünde Acem'le kavga edelim, cenge tutuşalım. Zinhar şimdi olmaz, bu oyunu bozarım. Biz Allah'ın sevgili kulları Müslümanlar evvela kılıcımızla kazandığımız topraklara göz diken Şalken ve Ferdinand'a yaptıklarının bedelini ödeteceğiz. Şalken Osmanlı'nın kahredici, yok edici gücünü görecek. Osmanlı en kısa sürede sefere çıkacaktır. Hazırlıklar başlasın. Kapılarına dayanacağız. Taçlarından ve tahtlarından feragat etmek zorunda kalacaklar. Teslim olacaklar ve merhametimize sığınacaklar. Biz seferdeyken payitahttan kubbealtı vezirim Mustafa Paşa mesul olacaktır. Memnuniyetle hünkârım. Şeref duyarım. İlaveten yazdırmak istediğim bir ferman daha var. Bu mühim sefere serasgersiz çıkılmaz. İbrahim Paşa, şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. İbrahim Paşa, bundan böyle seraskerim sensin. Diğer bütün vazifelerinde olduğu gibi bu makamda da muvaffak olacağından kuşkum yok. Sadrazamlık makamına ilaveten seraskerliğin aynı kişide olması münasip mi? Vargalı, bütün yetkilerin sende toplanmasını istedim. Zira bu bizim askeri ve siyasi hareket kabiliyetimizi hayli arttıracaktır. Öyle değil mi? Aynı kanındayım hünkârım. Bu vazifeyi ziyadesiyle hak ettiniz paşam. Hünkârım, böylesi muazzam bir vazifeyi bahşetmeniz büyük onur. Şeref duydum. Lakin ne? Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. Hakkımda çarşıda pazarda bile konuşulanlar malumunuz. Kuyum kazmak için can atanlara yeni bir bahane olacaktır bu yetki. Ben sağ olduğum müddetçe senin canını almaya kim cüret edebilir? Ferman yazıldı bile İbrahim Paşa. Bundan dönüş yok. Şimdi derhal git ve sefer hazırlıklarına başla. Çekilebilirsin. Başüstüne. Malkoçoğlu, Celalzade'yi buraya çağır. Yeni bir kararname yazdıracağım. Divan neden toplandı İbrahim Paşa? Sen biliyor musun? Ne oldu? Hünkârımız toplanmasını istedi. Mevzu nedir ben de bilmiyorum. Divan toplantısı da açıklayacaktır kendisi. Sultan Süleyman'ın Hazretleri! İbrahim Paşa, divanda bunu okumanı istiyorum. Beni istediklerime kavuşturan ulu ve kutlu Allah'a hamd ederim ki onun birliğine yakışan köşkünün ona göre bir kapısı vardır.
yükselen zatların buyrukları bu yüce kapıdan çıkar ve buradan verilir. Kur'an-ı Kerim'de sen mülkü istediğine verirsin ayetindeki mülk bile o yüce kapıdan ve o saraydan bağışlanır. Benim töre ve yasalarım dünyanın her yerinde uygulanır. Memlekette Allah'a ve peygamberine Kur'an'ın emrettiği bir itaatın varlığı sayesinde bugün her yerde buyruğum geçer. İbrahim Paşa'yı saltanatım altındaki memleketlerin korunması için serasker tayin ettim. Haslarını 2 milyon akçeden 3 milyon akçeye yükselttim. Benim sözlerimi temsil ettiği bilinecek. Ve onun emirlerinden, sözlerinden kimse ayrılmayacak. Ve yerine gelecektir. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Ferman-ı şerifim hilafına kullarım tasarrufta bulunamaz. Hayırdır Pargalı? Nutku mu tutuldu? Yoksa beğenmedi mi verdiğim kararı? Haşa hünkârım. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman tartışmadım kararlarınızı. Koşulsuz yerine getirdim. Bazılarını anladım, bazılarını da anlamaya çalıştım. Bu da anlamaya çalıştıklarından biri mi? Sen bana seraskerlik makamının seni ölüme daha da yaklaştırdığını söyledin. Ben de seni bu korkunun esaretinden kurtarmak istedim. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Gel sefer hazırlığını konuşalım. Hünkârım, Şarkel'in kale savunması yapacağına eminim zira meydan muharebesine cesaret edemez. Bu yüzden toplar çok mühim. Muhasara toplarını götürmeliyiz, hatta yenilerini dökmeliyiz. Haklısın Pargalı. Lakin Viyana'ya kadar bütünüyle yeniden almamız gereken bir Macaristan var. Hazırlıklar hızlanmalı. Mümkün olduğu kadar erken çıkmalıyız sefere. En geç Temmuz ayında Viyana kapılarına dayanmamız lazım. Zira kışa yakalanmak istemiyorum. Hünkârım, Vali Bey geldiler. Gelsin. Hünkârım. Paşam. Gel Malkoçoğlu. Sen de katıl bize. Sefer hazırlıklarını konuşuyoruz. Dün sabah vuku bulan tatlı hadiseyi tetkik etmemi istemiştiniz. Evet, buldun mu kim yapmış? Nilüfer Hatun. Emin misin? Hürrem Hatun'un en sadık cariyesidir kendisi. Acılar içinde ağlayarak her şeyi itiraf etti. Utanç içinde. Hürrem Sultanım ona ihanet ettiğimi öğrenmesin diye yalvardı. Şahsi fikrin nedir? Hünkârım, bence bunu yapması için hiçbir nedeni yok.
Hünkârım. Nihayet geldiniz. Son havadisle ilgili bir gelişme vuku buldu, bu yüzden geciktik. Haberim var. Eşkıyanın elebaşı yakalanmış. Doğrudur. Haberi alır almaz gittim. Vali Bey daha evvelden sorguya almış. Ben de bizzat sorguladım. Ne oldu, ne söyledi? Bırak bunları. Kim istedi senden bunu, onu söyle. Cevap ver hadi. Kimse istemedi. Ben kendim karar verdim. Sen karar verdin. Sen kimsin be adam? Sen kimsin ki bir hanedan mensubunu soymaya kalkarsın? Kime alışaklık ediyorsun? Söyle! Kellesini alın bunu. Takın bir mızrağın ucuna. Çarşıda, pazarda dolaştırın. Ki ibret olsun aleme. Evvel hareket etmeseydim ben ölecektim hünkârım. Suçlular cezasını çektiğine göre bu mevzu kapanmıştır. Malkoçoğlu. Buyurun hünkârım. Sana bir can borcum var. Zira Hürrem'in canı benim canımdır. Borç ne demek hünkârım? Takdiriniz benim için en büyük lütuftur. Çekilemezsin. Sen kal. Çekilebilirsiniz. İbrahim, ben bir karar aldım. Sen ki benim paşamsın. Vezir-i azamımsın, seraskerimsin. Benim can yoldaşım, kardeşimsin. Evvela sen duy, sen bil istedim. Benimle mi alakalı?
Argalı Rum balıkçı Manolis'in oğlu İbrahim. Devlet-i Aliye'nin veziri Azal'ı, şanlı Osmanlı ordusunun seraskeri, Osmanlı hanedanından Hatice Sultan'ın biricik eşi İbrahim Paşa. Yetmedi mi? Bitmeyecek mi bu iktidar oyunun? Kaç kere daha bulanacak elin kana zehre? Kalbini kaç kere daha paramparça ettireceksin düşmanına? Bir kadın rakip, 10 erkek rakipten nasıl daha tehlikeli ve cerbezeli olabilir ki? Şaşırma İbrahim, şaşırma Teo. O da dönme, senin gibi Rutenyalı Aleksandra. Kendi şeytanını sen seçtin, sen yarattın Sultan Süleyman için. Döndün, biat ettin, kazandın. Yine biat et. Yine hırsına yenil. Yenil ki kavga edecek öfken biriksin. Hanenizden biri güçlendikçe ölüme daha da yaklaşıyor. Dayan İbrahim. Dayan ne olur. Benim için dayan. Evladım için dayan. Yasef Efendi. Derhal müdahale edin. Zehirli okla vurulduğunu söylediler Yasef Efendi. Daha önce de kurtarmıştınız. Yine kurtaracak. Anladınız mı beni? Ölmeyecek İbrahim Paşa. Abi. İbrahim ölüyor. Ne olur bir şey yok. Kurtarın. Hatice'm buradayım, tamam. Meraklanma. Nigar kafa. Hatice'mi odasına götür. Malumat ver. Korkarım geç kaldık hünkârım. İllet bütün vücuda yayılıyor. Okun ucu zehirliymiş. Ne oku ne zehir be adam? Dün paşa meza suikast düzenlenmiş. Hadise nikahının sırasında oldu. Paşamız bu yüzden bilmenizi istemedi. Zaten yarası çok mühim olmadığı için biz de... Ne demek mühim değil? Zehirliymiş o! Bunu kimin yaptığını derhal bulun! Tahkikata başladık hünkârım. Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Her kim yaptıysa ciğerini sökeceğim. Hatice'm müşteri ol. Karnındaki Sabi'yi düşün. Allah'ın izniyle İbrahim bu belayı da atlatıp iyileşecektir. Ya iyileşmezse? Ya ölürse? O vakit ne olacak? Hatice'm. Bunu vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Hani İbrahim'in hayatı sizin teminatınız altındaydı. Hatice'm, kızım. Annem.
Nasıl kıyarlar onu? Kim yapar bu cehennemi? Her kimse içimize kadar girmiş belli ki.